Evet, şimdi daha önce gösterememiştik. Kaldığım apartmanın diğer ortak yaşam alanlarını göstereceğim. Burası 3. kat, yani 4. kat. Ne var hocam buralar? Sen tarif Şimdi et bize. buradan çıktık. Burası bahçeye giriyor ama önce size basket sahasını göstereyim. Hı. Ben sırf bu basket sahası için çok bilirmiş gibi basket topu aldım. Yere indim. Evet. Basket oynamak kolay değilmiş. Zannettim ki o delikten topu geçiririm, ne var? Öyle değilmiş. Ama şöyle bir basket sahamız var. Gelin isterseniz içinde. Tamam. Şu şekilde. Burası böyle bir basket sahası. Şöyle de şuradan öte tarafta bahçesi var. Oraya gireceğiz. Sera gibi böyle nar ağaçları falan da var. Hocam şurada böyle bir yerimiz var. Diğer o 13. katta langırt vardı, işte bilardo vardı ama masa tenisi de burada. Bu şekilde bir masa tenisi şeyimiz var. Bu taraftan da yürüyebiliriz ama ben şeyi göstereyim. Bu 3. kattan alttaki 2. katta bir havuz bölümü var. Orası gözüküyor. Mesela şu şekilde şuradan da getirebilirim. Şu altta bu şezlonglar var. Oradan ineceğiz birazdan. Burası havuzumuz. Şu çocuk havuzu ve bu havuzun içinde de şezlonglar var. Bu kısım. Şu karşıda jacuzziler var. İşte arkada da yine böyle oyun alanları, çocukların takılabileceği alanlarla işte yine bahçelik yerler ve salıncaklar var. Yani buradan böyle ilerliyoruz. Basket sahasını geçtik. İyi bir video çekici değilim. Kusura bakmasın artık seyircilerim. Buradan gelmiştik zaten. Şöyle inelim. Burada sigara falan içenler içebilir. Şimdi açık alan burası. Yani aslında apartmanın içiydi. Yabancı giremiyor ama açık alan yani. Annem anlamıyor. Diyor ki bana apartmanın içinde 3. katta bahçe mi var? Evet, bahçe var. Bana da çok Şimdi ilginç normalde gelmiş. asansörle 2. kata da iniliyor ama buradan biz merdivenle ineceğiz, daha kolay. Burada şöyle bir merdivenli bir yer var hocam. Çıkalım isterseniz. Şu ortasında böyle ağaç var. Burada da ağacın şeyi var, tanım var. Mesela bu seralarda olduğu gibi. Ne diyor? Kiwi leaf diyor. The leaves have a strong flavor and a spicy and heady aroma. They are used in many Asian dishes, especially in Indian dishes such as tora, vada, rasam and hadi. The leaves are highly valued as seasoning for curry dishes and are often fried with chopped onions. They can also be used as a herb in Ayurvedic medicine. Ben buraya ilk taşındığımda benim emlakçım şey dedi, buralar işte gösteriyor. Mesela burada pandan leafler var hocam, Az gösterelim önce şuradan. göstermiştin, şey pandan yaprağı mıydı? Yok, pandan değil. Bu Köri. köri mi? Köri leaf, evet. Aa, bakabilir miyim? Çok merak ettim. Hocam eğilirseniz, ben hiç anlamıyorum. Onlar pandan, bu arkasındaki Bu şeyler pandan, herhalde. köri hangisi? O arka acaba? olabilir. Yani ben hiç anlamıyorum, bakmadım bunlara. Bu ağaç gibi ya. Sorabiliriz. Bu büyük ihtimal. Ama Bak, şöyle bu çekelim. yaprağını şöyle. Ben anlamam. Köri de pek sevmiyorum ama. Evet, bu yaprağını böyle şey yaptığın zaman o koku geliyor yani. Çok Evet. ilginç. Ve ben Normalde hiç kokusu okuyamadım. yok gibi. Curvy diye okuyorum, biliyor musun? Sen deyince köri olduğu aklıma geldi. Bir bakayım. Bana şey dedi. Burada da mesela pandan çok kullanıyorlar. Şey dedi. Buradan işte istediğin kadar pandan toplayıp yemeklerine falan kullanabilirsin. Ben yemek pişiriyorum deyince dedim ben pandansız yemek yapamam zaten. İyi oldu. Bu arada burada pandanlar burada hocam. Pandanı Pandanı tanıyorum. biliyorum. Pandanı artık biliyorum. Pinek'te görmüştüm. Yani çok Burası tahammül aslında edemiyorum. biraz ızgara, barbekü area gibi. Hocam şöyle yürüyün isterseniz siz de. Sizi çekeyim mi? Da. Burada mesela el yıkama yerleri var. Hocam şu şekilde kurmuşlar. Böyle. Şurada. El yıkama yerleri. Evet, el yıkama yerleri var. Bu şekilde. Hani yemek memek yapınca aslında iyi de ben burada tabii aile mekanı, tek başına yaşayan bir kız inmiyor buralara ama ya şu ağaçların altında tanıtım koymaları falan güzel. Tanıtım koymaları güzel. Ha. Mesela 10'dan 10 AM'den 11 PM'e kadar açık, barbekü dek diye belirtiyor burada. Ne zamanlar açık olduğu, ne zaman ne yapılabileceği var. Burada da mesela longan var. Bunlar yenilebilecek şeyler ya. Bunların biraz bahçesi gibi. Ve aslında apartman sakinleri toplayabiliyor. Ama ben pek bu tarz şeyleri normalde biz yemediğimiz için Aynen. hiç toplamadım. Burada bir tane nar ağacı var. Onu çok seviyorum. Ondan da hiç kıyıp bir şey koparmadım. O ayrı. Hocam inelim. Nar burada güzel oluyor mu acaba? Ben bir yani marketten aldım nar. Seviyorum ya, şey yapıyorum. Topluyorum. Pardon, topluyorum diyorum. Onları ayıklayıp kavanoza dolduruyorum.
tüketiyorum o şekilde. Bu Malaylar pek ekşi şeyler sevmiyorlar. Ekşi tatlı falan seviyorlar da hani bizdeki gibi mesela ekşi salata yapmıştım Malay arkadaşlarımı çağırıp pek yemediler. Bu nedir? Burası da bahçe herhalde. Burası evet bahçe mesela burada çocuklar için böyle oyun şeyleri var. Atlar falan var. Ne çiçekli ağaçlar var. Nar ağacı şu taraftaydı ama meyveleri şu an yok galiba. Bu taraftaydı, evet. Şurada bir yerde görürsem çekelim. Çok kötü video oluyor benim yüzümden, çok özür diliyorum. Burası böyle bahçe yani. Şöyle ilerleyeyim, çekelim böyle. Burada oturma alanları var. Ama hala üstü açık, oralar yaptırılacak. Ya şey yapmışlar, bunların etrafına böyle şu dalları dolamışlar. Burası zaten görece yeni bir yer. Bunlar böyle yavaşça şuradaki bu, hocam şöyle tutun isterseniz. Şu demirler bu sarmaşıklarla dolup yemyeşil olacak ileride. Şey olacak bir nevi evet. Yani burada böyle yürüyerek öbür tarafa geçebiliriz hocam. Burada mesela şöyle oturma yerleri var. Ama buranın sıkıntısı şu, burası çok sıcak oluyor gündüz vakti. Ben burada oturamıyorum çok rahat. Akşam güzel oluyor ama mesela gündüz vakti aşağısı havuz tarafı serin oluyor. Diyorum keşke orası sıcak olsa. Nasıl havuza giriyorsun? Hocam şurada oturabilirsiniz. Bir basamak var önünüzde. Tamam. Hani şey yapın diye. Yine burada çöpler falan da var. Ya burası böyle oturmak ya bizim şeyler gibi mini bir park gibi burası. Ama apartman içinde. Evet apartman sakinlerine özel. Yani canı sıkılınca buraya çıkıp sigara falan içebiliyorsun. Ben tabii kullanmıyorum ama kullananlar için. Çünkü içeride sigara kullanmak yasak zaten. Apartman içinde mi yoksa? Ya evinde içer. Nasıl bilecek? Ya ben evde içiliyor mu? İçiliyor çünkü şey yok ama hani apartmanın ortak alanlarında falan içemiyorsun doğal olarak. Burada da yine oturma yerleri var. Bu şekilde hocam yürüyerek geri dönelim. Oradan yavaşça aşağı inip havuz katına inebiliriz. Pardon. Şöyle dönüyor. Tepemizde uçlar var, şey kuşlar var. Yani şu mesela buranın tepesini şöyle çekeyim. Tellerle donatmışlar. Yani şimdiden biraz başlamış ama orası komple çimenle kaplanacak ve o zaman yağmur falan oradan olmayacak. Düşmeyecek ya da düşse bile az olacak yani. O şekilde kapatacaklar ama burası yağmurdan ziyade çünkü yağmur kaçınılmaz. Yağmur yağınca kaçamıyorsun. Kapalı alanlar var zaten yağmurlar için. Yani ben evden bahsetmiyorum. Malezya'da hemen her yer yağmurları düşünülerek yapıldığı için. Ama güneşten korunmak için aslında bu. Çünkü gündüz vakti buralar inanılmaz güneşli oluyor. Özellikle bu kat. Dolayısıyla o sarmaşıklar büyüdüğü zaman orası yani bayağı şey olacak. Şemsiye göre. Hocam şurası böyle bir yol ama oradan yine apartmana giriliyor. Güzel ama yol. Onun için şöyle bir çekiyorum. Şuradan şöyle dönelim. Artık havuz tarafına doğru. Yani burada böyle bir platform var. Zaten burası böyle komple platformların olduğu yer. Havuz diyorum salıncakların olduğu. Gitmeyin hocam yani bugün gidiyorsunuz. Hayır, bugün son günüm. Evet. Çok rahatmış ya. Hatta şeyin içine bile böyle korkunç bir şey gidiyor. Evet süngeri var. Burada bu salıncaklardan epey var. Bak bu salıncakları kullanıyoruz arada. Çünkü yanlarında da var. Ben de mesela şimdi bir tanesine geçeyim. Karşınızdayım. Bu biraz uzak sizinkinden ama. Ah. Şimdi ben de salıncaktayım. Şöyle sallanarak sohbet edilebiliyor. Burada salıncakları çok seviyorlar. Yani birçok yerde ben bu salıncak tarzı yapıları gördüm. Ya da en azından benim girdiğim. Buradan da böyle manzarayı falan seyredebiliyor. Buranın özel bahçıvanı var zaten. Burası düzenli şey yapılıyor, ilaçlanıyor ve sulanıyor, ediliyor çiçek. Ben de sanki şey emlakçıyım, sanki evi satacağım ha. Burayı satın alın, çok ucuz. Şöyle güzel böyle güzel. Yürüyoruz havuzlu tarafa doğru. Önce şurayı göstereyim size. Burada ben çocuklar genelde hani
tamamen havuza girmeyeceklerse şöyle ayaklarını falan sokuyorlar. Bazen aileler şurada oturuyor çünkü. Şu karşıda aslında şey yerleri, şezlong tarafları. Ama mesela bazen şu an mesela şu altımız hocam böyle su var. Onun içinde de şezlonglar var. Suyun içinde? Evet, suyun içinde. Orada mesela oturuyorsun. Burası da daha sığ bir şey, daha derin değil bu su. Burada mesela çocuklar takılabiliyor. Gerçi bizim havuz da çok derin değil, 1.20. Ama hani burada yanında olabiliyor. Ama bir de şurası var hocam. Burada mesela 0.45 diye gösteriyor. Yani çok kısa, yarım metre bile değil. Burada mesela, burada da şey yapıyorlar. Daha böyle çocukların oynaması için aslında bu kısım. Şurada yani şöyle. Bakın ben ayağımı da sokuyorum gibi oldu ama. Şu şekilde. Burası böyle yuvarlak çocuk oyun alanı gibi. Yani park gibi tam değil. Bizim bir üst katta bir bu atlı şeylere binilecek yer var. Aha. Bir de burada böyle suya falan girmek isterlerse öyle bir şey var. Havuz tarafını geçtik. Şuradaki şey göstereyim. Jacuzzi'lerin olduğu yeri göstereyim. Evet, jacuzzi de var. Aman düzgün yürüyor. Tam yanınızda havuz var. Burası hocam cold jacuzzi, soğuk jacuzzi. Bu soğuk su ile şey yapıyor. Yanında da hot jacuzzi var. Sıcak olanı. Bu şekilde. Böyle. Ayrıca burada yıkanma alanları da var. Yine burada da böyle. Yani burada da yine su var ama bu az önceki yerin devamı. Suyun her versiyonunu yapmışlar. Su çok güzel. Yani ben daha 11 aydır buradayım. Bir kere bile su faturası ödemedim. Burada böyle dışarıda duş alma yerleri var. İçeride hani duş almayacaksınız. Havuz tarafına tam geçmeden hala geçmedi havuzun olduğu şeye. Şurada merdivenler var hocam. Geçmeden şuraları göstereyim. Burası changing room, kıyafet değiştirme yeri. Bunun içinde tuvaletler ve kıyafet değiştirme yerleri ve banyo etme yeri var. Hani burada duşunuzu falan alabilirsiniz. O şekilde. Bir de burada steaming room var hocam. Yani buhar odası. Buhar odası var. Bu sauna gibi ha. Bu sıcaklıkta buhar odası. Yani şey ben kullandım burayı. Diyet yaparken falan. Ya şöyle biliyor musunuz? Zaten bu havuz katı daha serin fark etmişsinizdir. Bir de havuza falan girdikten sonra zaten böyle bir üşüyorsun, bir ürperti de geliyor. Himalaylar buraya alışık olduğu için herhalde. Üşüyorlar. Şey değil. Giriyorsun buraya böyle bir sıcak buhar yapıyorsun. Daha sonra gidip soğuk duşunu falan alabilirsin. Öyle bir şeyi yok. Hocam şöyle gidelim. Bir de şezlongların olduğu, havuzun olduğu tarafa bir oturalım. Bu arada şezlonglar yeni değişti. Plastikti. Onları değiştirmişler sağ olsunlar. Nedir bu? Odundan mı yapmışlar? Tahtadan yapmışlar. Ahşap, aydat ahşap. Efendim? Aydat ödemiyoruz, hayır. Yani şöyle kira artı faturalar. Ama çok iyi bir depozito ödüyoruz buraya ama çıkışta alacağız depozitoyu. Yalnız şöyle bir şey var. O depozitoyu öderken kullanım parası falan onların hepsinin içinde alınıyor. Bir kısmını kullanım parası olanlarını geri vermiyorsun. Ama ciddi bir miktarını geri alıyorsun. Ve yalnız şuna dikkat ediyorlar. Yani evi nasıl kullandın, bir şey zarar verdin mi onlara dikkat ediyorlar. Fakat iyi kullanmışsan hani şey yapmıyorlar, gıcıklık yapmıyorlar, onun parasını vermeyiz falan demiyorlar. Burada hemen her evde en az 1 yıllık sözleşme yapman gerekiyor kiralarken. Ve yani en kötü evde bile 1 aylık kira kadar depozito ödüyorsun. Evet, Türkiye'de. Yani depozito genelde ödeniyor. Şu an geldik hocam havuz katına. Havuz katındaydık zaten de havuz tarafına hani buradan girilecek yere. Yani bu önümüz havuz. O bir basamak var orada, oradan gidiyorsun. Havuz sonra ileride. Havuz. Çok büyük bir havuz değil bu. Ben çok daha büyük havuzlu evler gördüm. Ama genelde pek kimse olmuyor. Görüyorsun buradası bomboş. Hani gerçekten. Burada genelde hemen her apartmanda havuz var. Bazıların havuzları cidden çok güzel. Birkaç arkadaşla da girdim ben havuza. Ama bunun da ben bahçesini seviyorum açıkçası. Şimdi Malezya'da bana ilginç gelen bir şey oldu. Onu da anlatayım size. Birincisi, Malezya'da bir yere işaret ederken böyle işaret parmağınızı göstermeyecek misiniz? Çok ayıp karşılanıyormuş. Bu şekil değil mi? Evet, bu şekil gösteriyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Yani şu parmağınızı
parmakları biraz bitiştirerek şu şekilde. Bu şekil. Şöyle. Ha, bu şekil gösteriyor. Pardon. Bu şekilde gösteriyorlarmış. Çok iyi yapamıyorum ben ama buna neyse da. İşte işaret parmağınıza göstermeyi kafi. Ondan sonra para verirken ya da alırken mesela iki elle vermek gerekiyormuş. Çünkü karşı taraf iki eliyle veriyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Saygısızlık olarak algılanıyormuş yani. Para vereyim mi size? Gösterin isterseniz. Yok. İki elinizle vereceksiniz, iki elinizle de alacaksınız. Öyle. Gördüğünüz gibi burada Ladies and Child Parking Zone var. Bu pembe yerlere sadece, burası bir AVM'nin otoparkı. Pembe yerlere sadece kadınlar ve çocuklu insanlar park edebiliyor. Fakat bu sarı yerlere de herkes istediği gibi park edebiliyor. Kadın erkek park etmeksizin. Fakat bu pembe yerler sadece kadınların, kızların park edebildiği yerler. Şimdi Malezya'da bir market geziyoruz ve buradaki abur cuburları göstereceğim size. Gerçekten çok ilginç şeyler var. Mesela bu nedir hocam? Allah bir bakmam lazım. Gösterelim. Bir kola yazıyor üstünde. Şöyle bir. Evet, Swiss Herb Candy diyor. İçinde şeker, glukoz şurubu. Bu Ricola, Herb, Ricola baharatlarının tamam. Olduğu değişik bir karışım var. Bilmiyorum. Şimdi bak mesela bu da Allah. Pizza. Bunlar yok, bu pizza değil. Bu gummy. Bu da aslında evet gummy. Bir jelibon şeklinde bir gummy. Neyse biz şeyleri gösterelim. Şu fasulyeli şeyler vardı ya. Şeyde bak şunları gösterebiliriz. Neyi? Şuna mesela. Bunlarda bu çok çok çeşit var. Burada çok fazla görmedim ama arkada kesin yine vardır. Bu tarz jeli dedikleri, bu jöle türü şeyleri çok tüketiyorlar. Bunu şöyle biraz içini gösterirseniz, elimde de var. Bir şekil. Bu böyle çok kıvamlı, daha sıvı bir jöle. İçinde de küp şeklinde meyve parçaları var ama yani onlar da jölemsi, onlar da jelibonumsu. Çok tüketiyorlar burada ve jöleleri hiç tatlı da değil aslında, değişik evet, yani. Evet, ben bir kere içmiştim. Jeli çinçal mıydı neydi? Şekerli su gibi bir şey yok. Yok, o mesela tatsızdı fazla. Hmm. Şu ne? Biraz tuzlu yapıyorlar jöleleri, niye aynen. Bilmiyorum. Bu ne? O cips. Cips. Hani farklı. Ha şu şeyi göstereyim, fasulyeli. Evet, mesela buradan fıstık kadar bu bezelye ve fasulyenin de kuru yemiş tarzı var. Aynen. Oldukça çok yapıyorlar. Çok çeşitli var. Mesela bu da crispy broad beans. Yani farklı bu soğanlı ve neydi sarımsaklı. Bir de şu şeyleri gösterelim. Şu deniz ürünlü cipsler, crispy şeyler var. Atıştırmalıklar. Evet, biraz pastil gibi. Yani böyle şey gibi. Jelibon gibi aslında ama. Mürekkep balıklı. Mürekkep balığı. Biri squid, biri de işte cuttlefish diyor ama ben aradaki farkı anlamıyorum. İkisine de mürekkep balığı diyorum. Bunlar bir tanesi hot and spicy diyor. Baharatlı, öbürü honey roasted balla kavrulmuş şeklinde. Yani mürekkep balığını her şekilde yapıyorlar. Ben bir kere yanlışlıkla yedim. Aman Allah. Şurada mesela çekirdek var. Sunflower seeds diye. Ben bunu görünce çok duygulanıp almıştım hocam. Bildiğiniz çekirdek çünkü. Ama zannettim Türkiye'deki gibi. Ben yedim. Tatlı. Şeker, baharatlı bir çekirdek evet. Tuzlu beklemiyoruz yani. Bir de Türkiye'den şeyler var mesela. Piskolata satılıyormuş mesela. Evet, şölen marka. Bunları görünce gereksiz bir duygusallığa giriyor. Sanki biz ürettik. Yani babamın oğlu. Ama bayağı üstüne böyle fındıklı mındıklı yazınca uzun süredir Türkiye'ye gitmediyseniz böyle hakikaten siz üretmişsiniz. Şunlar nedir hocam? Ha bunlar çekirdek. Bunlar yok fasulye onlar. Bunlar seaweed. Tabii seaweed hemen her yerde var. Bunların değişik aromalı. Birçok yosun var. Yosunlu şeyler. Mesela bu da işte lobster flower cracker diyor. Hocam şu karşıda hemen. Şu. İstakoz aromalı cracker. İstakozlu, karidesli, özellikle de mürekkep balığı da her yerde var. Her yerde evet. Var. Cipslerde var, şeylerde var. Mesela bu ne? O cashew nut, şey neydi? Kaju. Kaju. Kaju da bayağı giriyor burada, daha uygun görece. Şu nedir? Ona bir bakmam lazım. Bu da üzüm aromalı. Jeli, bu da jelibon tarzı değil mi? Jöle tarzı şeyler çok fazla. Üzüm burada var mı ya? Üzüm aslında burada meyve olarak bir tık pahalı ama var mı? Var. Şu nedir? Bu da cips. Bunlar bu taraf cips hocam. Tamam. Ama tabii farklı aromalı cipsler var genelde. Bakayım.
Mesela bu deniz ürünü, seafoodlu bir cips. Her şeyde seafood. Mr. Potato burada oldukça meşhur bir marka. Mr. Potato. Mr. Potato. Vay. Bu genelde ben bunların bu Pringles tarzı olanları çok da lezzetli ve uygun fiyatlı. Şu pakettekilerden daha uyguna denk geliyor. Ciddi misin? Evet. Cidden mesela burada Doritos'lar falan pahalı. Şu nedir? Bunlar şey, kreker tarzı, sandviçler vesaireler var. Bak burada mesela farklı, mesela kaya butter toast. Bunlar hepsi cips ama işte yağlı tost aromalı, artık ne demekse. Tost ya aroması da işte ne? Spicy seaweed splash diyor. Bunda da işte deniz baharatlı, deniz yosunlu aromalı. Galiba bakalım. Bu da mesela cuttlefish flavored snacks diyor. Bu biraz çitos gibi. Biraz şöyle tutabilirsiniz. Bunda da mürekkep balığı var. Bu da, ya bunların hepsinin ilk defa balık resmi var. Yani muhakkak bir balık katıyorlar içine. Çok seviyorlar. Evet. Mesela bu benim ilk geldiğimde çok ilgimi çekmişti. Bezelyeli çitos. Bezelyeli çitos. Evet, bezelyeli. Hayır olsun. Böyle onun için şu karşıda mesela water boiler var. Şuradan sıcak su alabiliyorsunuz. Bir tane küçük nedir bu, mikrodalga var. Yemenizi orada ısıtabiliyorsunuz. Şurada da hazır yiyecekler, gıdalar var. Oradan alıp şu mikrodalgada ısıtıp direkt yemeğe hazır hale getirip buradan yani yiyeceğinizi hazırlayıp çıkabiliyorsunuz. Mesela birincisi bu. Nasıl besle? Ya nasıl yemekten? Burada yöresel lezzetler de var. Şurada da şu şekilde, bunu size anlatın hocam. Şu kahve makinesi miydi? Neydi, hatırlamadım. Evet, kahve makinesi. Karşınızda. Aynen. Kahvenizi bu alıyorsunuz. Bu dükkanın içerisinde olması ilginç yani. Aynen. Yani normal market diye giriyorsunuz. Bunları yapıp çıkabiliyorsunuz. Bayağı büyük, güzel bir makine. Yani basit bir şey. Bu hastanelerdeki makineler gibi değil ama lezzet olarak çok mu farklıdır derseniz, sanmam. Bilmiyorum. Ben buradakilerin kahve zevkini pek sevmiyorum. Çok kahveci bir insan olmama rağmen kötü kahve lezzeti. Ama ben bir yerde içmiştim. Starbucks gibi diyorlardı. Orası çok güzeldi. Kaliteli bir kahve. But some people they will buy from you. Thank you.